Arkadaşlar. Hocam inkılaba çalışamıyorum. Bir türlü çalışamıyorum. Aklım almıyor. 50 bin tane ezber var hocam. Evladım, yani inkılap birçok öğrenciniz korkulu rüyası. Gerçekten inkılap tarihinde hem YGS öğrencileri hem de TEOG öğrencileri hocam anlayamıyoruz, yapamıyoruz, ezberleyemiyoruz. Ya hocam diyorlar. Bir sürü ezber var. Her tarihi ezberle, savaşların isimleri. Şimdi esasında inkılap tarihini öğrenmesi kolay bir ders. Yok, ama unutması da kolay. Yani çabucak unutuyor insan. Aynen, aynen. Dikkati dağılıyor. Fakat inkılap tarihini nasıl halledeceğiz? Çözümümüz ne? Birincisi, sen eğer temelini sağlam yaparsan binan yıkılmaz, öyle değil mi? Evet, aynı abi. Şekilde sen de bilgiyi kalıcı hale getirmen lazım. Yani öğrendiğin bilgileri böyle hocayı masal nasıl anlatır gibi, bak ki? Şöyle hocayı masal anlatır gibi dinlersen sonra unutursun tabii ki. İşte Erzurum Kongresi oldu, sonra Sivas Kongresi oldu. Abi güzel, evet, dinliyorum. ama Ben unutursun. dinlemeyi seviyorum hocam. Birincisi, bilgiyi kalıcı hale getirmek için Tonguç neden sonuç ilişkisi kurman lazım. Yani olayları sıralayarak, sıraya koyarak çalışması. Mesela diyelim ki olaylar var ya. Önce işte Trablusgarp Savaşı oldu. Ardından Balkan Savaşları oldu. Böyle alt alta yazmalısın. Aralarına boşluk koyup o boşluklara neler olduğunu, ekstraları dile Ama getirmelisin. tarihlerini ezbere bilemiyorum hocam lan. Tarih önemli değil. Kronolojik sırasını bilsen yeterli. Yani önce Birinci Dünya Savaşı mı oldu Tonguç, İkinci Dünya Savaşı mı? Hocam bence İkinci Dünya Savaşı. Hayır evladım, önce Birinci Dünya Savaşı oldu. Şaka yapıyorum hocam, tamam. Tabii ki. Şimdi bak, Trablusgarp Savaşı, Allah Allah. Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, işte Mondros Ateşkesi, Paris Barış Ya Konferansı. işte bunların hepsini nasıl... Bak, Hocam tamam, bunların 1 ile sıralamasını 2'yi anladım bak da şimdi. Trablusgarp'ı nereye koyacağım? Çanakkale İşte Savaşı'nı bunları nereye... tabii kitaplarda yazıyor Tonguç ya da hocan söylüyor. Sen onları yazarken böyle konu konu değil de kronolojik Neden sonuç gidersen. ilişkisi hocam? Öyle bir şey var mı tarihte? Tabii ki her olayın bir nedeni ve bu olayın da bir Kadın sonucu yüzünden var. çıkan savaş var mı hocam? Var tabii ki, olmaz mı? Bütün Mesela savaşlar şey kadın için çıkıyor İlyada ve zaten. Odessa Destanı. Aynen, orada bir savaş. Şimdi bak, olayları sıraya koyarsan kronolojik olarak bilirsin de neyden sonra olduğunu ve kafanda karışmaz ve birine konuyu anlatman lazım Yok Tonguç. artık canım. Mesela öğrendin ya, diyelim ki önce Amasya Genelgesi, sonra Erzurum Kongresi, sonra Sivas Kongresi olduğunu öğrendin. Kedimi anlatabilir miyim hocam? Kedini anlatırsan seni anlamayabilir Tonguç. Zaten seni kimse Annemi anlamaz. anlatsam peki? Ha, Yemek annene yaparken. anlatırsan, anne bak sana bir şey anlatacağım de. Eğer anlarsan ya da anlamazsan bana dile getir de. Annem Böylece ama hep dizi izliyor hocam. Beni bir türlü dinlemiyor hocam. televizyonun fişini çekeceksin ve anlayacaksın. Ben sana en güzel diziyi anlatacağım diyeceksin ve anlatacaksın. Aynı zamanda daha kısa sürede daha fazla verim elde edebilmek için şöyle bir yöntem daha var Tonguç. Kafanda canlandıracaksın. Şaka Yani gibi. kendini Mustafa Kemal Atatürk gibi hisset. Veyahut da Olur mu kendini canım? Kazım Karabekir gibi Aa, hisset. Hayır lütfen. evladım, sen de olabilirsin. Sen de onun gibi ülkemize yararlı, faydalı bir komutan, insan olamaz Allah mısın? inşallah olmayayım. Ülkemiz savaşa girmesin, ben de kurtarmayayım hocam. Hayır tamam, ülke illa savaşa girmesine gerek yok. Ülkeyi çağdaş, muasır medeniyetler seviyesine getirmek için şu anda ekonomik savaş veriyoruz. Şu anda bizim bir arabamız Aa. yok. Şu anda bizim bir uçağımız yok. Bunu yapmak da bir savaştır Tonguç. Ya gaza gelmeyin hocam. Aynen. Kendini o savaşta bir komutan gibi hallet. De ki önce bir Amasya'ya gideyim de. Orada bir genelge yapayım. Ardından Erzurum'a Vay. geçeyim. Orada bir kongre yaptıktan sonra arayayım hemen şeyi, bizimkileri toplayayım Sivas Ha, Kongresi'nde. böyle filmleştirerek. Aynen, kafanı Hocam evet, filmleştir. ben öyle Kurtuluş Savaşı filmi izledikten sonra Kurtuluş Savaşı'ndaki her şeyi hatırladım. Aynen, o filmde kendini eğer empati yapıp komutanların yerine koyarsan çok daha iyi anlayacaksın. Bir de ders sırasında, derse öğreneceksin Tonguç. Ders sırasında kısa anlaşılır notlar alman lazım. Yani böyle uzun uzun bir sürü şeyi kimsenin okuyası gelmez. Okunmayan Çok şeyleri kimse... sıkıcı. Evet. Hocam ben renkli kalemlerle alıyorum. O Aynen. zaman daha rahat Renkli olur. kalemlerle not al ve konular arasında bağlantı kurduğun gibi az önce söylediğim şey çok önemli. Kronolojik yani. Önce bu oldu, sonra bu oldu, sonra bu oldu, sonra ne oldu? Ha, o olmuş şeklinde koy. Ne Yani olduysa oldu. ha Olan oldu. bak, olan oldu Olan ama olmuş. Biz niye bakıyoruz ki hocam? Gerek evladım, yok yani. geçmişini Geçmiş öğrenmezsen bitmiş ya. geleceğe bakamazsın. Hocam biz geleceğe Ve en bakalım. önemli reçete de Tonguç, sık Anı tekrar yapmak. yaşayalım hocam. Anı yaşayalım. Evladım dur Andan şimdi. zevk almaya çalışalım. Bak şu anda gündemi anlayabilmen için geçmişi bilmen lazım Tonguç. Mesela sen geçmişte çalışmayan insanların başarısız olduğunu görseydin, sen şu anda aa o zaman ben çalışayım başarılı olayım derdin. Anladın mı? Aa, şimdi Sık anladım. tekrar ve bol soru çözmek de çok önemli. Birden fazla kaynaktan. Yani tabii ki Hocam çıkmış soruları herkes bol çözeceksin. soru çöz diyor. Matematik hocası, fizik Ve hocası, soruları çözerken Tonguç o kronoloji yanında duracak inkılap tarihinde. Böyle mesela diyelim ki ilk başta çıkmış soruları çözdün. Soruyu yanlış yaptın. Bu niye falan? Ha, önce birinci önü varmış, sonra ikinci önü varmış diye kafanda. yani ben kronolojik sırayı bilsem her şeyi yapabilir miyim? Tabii kronolojik sıra derken tarihi değil. Çok önemli tarihleri bilmen lazım. İşte 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 1453'te İstanbul fethedildi gibi şeyleri bileceksin. 1070'i Malazgirt Zaferi. Mükemmel. Bunları bileceksin ama diğerlerinin tarihini bilmesen bile hangisi önce hangisi sonra olduğunu bilmen lazım. Yani önce Sivas mı oldu, Erzurum mu mesela? Erzurum. Mükemmel. Bunu bilmen çok önemli bir... Hayes. Hayes deriz yani. Harikasın Öyle Tonguç. şifremeler, kodlamalar yapabilir miyim? Şifremeler de çok iyi. Şifrelemeler de çok iyi. Şifremeler. Ödülü soruyu da yaparsan aynı zamanda başarıya Teşekkür ederim, ulaşırsın Tonguç. yaparım. Tonguçakademi.com'da videolarımız devam ediyor. Bir önceki bir sonraki videomuza bakmayı unutma. Bu videoyu da like et Tonguç. Teşekkür ederim.